Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. Yaş problemlerinin ikinci dersinden devam ediyoruz. Bu ders ne yapacağım? Sorular çözeceğim ama öyle böyle değil. Bombastik. Çok güzel. Gelsin bakalım bombastik sorularımız. Hadi bismillah. Şimdi bak bu sayfayı ben çözüyorum. Bunu ben çözüyorum. Sonra ödevleri gösteriyorum. Bu sayfa senin. Bir, ikiye. iki sayfa pekiştirme. Ya iki test pekiştirme. Dört sayfa. Aha bir dakika ne oldu? Bir dakika sayfa büyüdü arkadaşlar. Bir dakika. Heh tekrar geri geldi. Heh düzelttim. Okey elim çarpmış. Şimdi iki pekiştirme testim var. Geliştirmeden bir, iki teste geliştirme var. Ondan sonra bitiyor ve sıradaki hareket problemleri başlıyor. Bak ne demiş? Limiti koyan zihindir. Zihin bir şey yapabildiğini kestirebildiği kadar başarılı olur. Yüzde inandığın sürece her şeyi yapabilirsin. Ama bu ya inan ve kenara geç demek değil. İnan ve gereğini yap demek. Anladın? İnce. Onu söyleyeyim yani. Hocam ben çok inanıyorum başarılı olacağıma. Çalışıyor musun? Yok hocam çalışmıyorum ama çok inanıyorum. <laughs> olamazsın yavrum. Başarılı falan olamazsın. Sadece inanmak yetmez. İnanmak gereklidir. Gerekli şarttır. Yeterli şart değildir. Yeterli olması için inanacaksın ve çalışacaksın da. Güzel. <laughs> Hadi bismillah başlayalım. Büyütüyorum. Ekranda da gördüm sorumu. Güzel. Şöyle düzeltelim. Düzelmiyor da. Evet uygulama takılıyor. Bugün bir şey oldu uygulamaya. Lan. Bir saniye arkadaşlar. Şu an bir dakika. Kendine gel. Uygulama. Bakayım. Tamam çalışıyor. Bu. ha kendine geldi. Şimdi kendine geldi. Şimdi ki aşağıda. Bu arada arkadaşlar kitap önünüzde. Siz mutlaka önce çözmeyi deneyin. Çözün, yapın. Yapabildiğiniz kardır. Yapamadığınızı benden izleyin bence. Çünkü bu ders full soru çözüm dersi. Aşağıdaki grafikte evet uygulamaya bir şey olmuş arkadaşlar. Birazdan kendine gire. Tamam. Aşağıdaki grafikte A ve B otomobillerin üretim yılları ve hurdaya ayrıldığı yıllar göstermiştir. A otomobili Y yılında B otomobili X yılında burada ayrılmış. Evet görüyoruz. Bak B otomobili 41'de üretilmiş. X de burada ayrılmış. A otomobili 53'te üretilmiş. Y de burada. Bu iki otomobili birlikte trafikte olduğu yıl sayısı 48. Çok güzel. 48 yıl beraber trafikte ermiş. E burası bak. Burada her ikisi beraber trafikte, değil mi? O zaman 53'e 48 eklersem buradaki x'i bulurum. Diyorsun ki hocam 1953'e 48 ekleyelim. Tamam ekleyelim. Şu çizgiyi doğru çizemedim. 1 elde var, 9-10-0 elde var 1. 2001. Burası 2001 yılı. 2001 yılı. A otomobilin trafikte kalma süresi B otomobilin trafikte kalma süresine eşit olduğuna göre A otomobilin hurdaya ayrıldığı yıl yani y'yi bul diyor. Bunlar eşit süre e, trafikte kalmışlar. Tamam. Şimdi B otomobiline bakalım. 41'den 2001'e kaç yıl? 60 yıl. 60 yıl trafikte kaldığına göre demek ki bu da 53'ten 60 yıl gidecek. Çünkü A otomobili 1953'ten 60 yıl daha gidersem buradaki trafikte kalma süresini verir. Şimdi 50 yıl eklese 2003, 60 yılda 2013 mi oluyor? Evet, yapıştırıcıya şıkkın. Çok şık ve güzel bir soruydu. Söyleyeyim. Meseleyi anladınız mı? <laughs> Anladık hocam. Geçelim. Eda ve Seda'nın bugünkü yaşları toplamı 64'tür. Hmm, i̇kisi bugün 64 yaşında. Hemen diyorum ki Eda, Seda. Şimdi bunların yaşları toplamı 64 ya. Eda, Seda'nın bugünkü yaşındayken Seda'nın doğmasına 4 yıl olduğuna göre Eda'nın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi ben harflendiriyorum. E, S de diyebilirim. Ama mesela A, B de diyebilirim. Diyorum ki A, B diyeyim hadi. Bu A yaşında, bu B yaşında. İlk ve kesin bilgi A artı B'nin 64 olduğudur. Güzel. Eda Seda'nın bugünkü yaşındayken yani önceye dön eskiye dön. Eda Seda'nın yaşı olan B yaşındayken. Şimdi soruyorum kaç yıl geri gittik? Hocam büyük olan A diyorsun küçük olan B geriye gittiğimiz için. Büyükten küçüğü çıkarırım. A eksi B yıl geriye gittik. Mesela atıyorum 5 yıl geriye gittik gibi düşün. Tamam mı? Hadi sallıyorum. Diyelim bu 13'tü bu 8'di. Ne yaptım? 5 yıl geriye gittim. Büyükten küçüğü çıkarttım. Şimdi A B yıl geriye gittin ya burada da geriye gideceksin. B'den o zaman A eksi B'yi çıkarman lazım. Geriye gitmek demek çıkarmak demek değil mi? Bak B'den çıkarıyorum. Neyi? A eksi B'yi. A eksi B'yi çıkarırken eksi buraya dağıldığı zaman B eksi A artı B olur. Yani 2 B eksi A olur. 2 B eksi A yaşında olur Seda'da. Heh. Eda Seda'nın bugünkü yaşındayken Seda'nın doğmasına 4 yıl var. Bu ne demek? Seda şu an eksi 4 yaşında. Şu yaşa 4 eklersem ancak 0'a gelecek. Anladın Doğumundan 4 yıl önceki yaşı bu. O zaman bu yaş eksi 4'tür. Ya da buna 4 ekle 0'a eşit. Aynı şey. Yani diyorum ki B, 2B eksi A eşittir. Eksi 4'tür. Buradan 2B eşittir. A eksi 4 olur. Bu bilgi 1. E bu bilgi de 2 idi. 2 tane denklem var. Çözerim. Çok basit. Hemen çözüyorum. Ee, nasıl çözeyim? Ya da şu, şunu şunu kullanayım. Bu daha iyi. Şunu kullanayım. Şimdi bunları alt alta yazıp topluyorum. Diyorum ki şurada yapayım hatta. A artı B eşittir 64. 2B eksi A da eşittir eksi 4. Bunları toplarsam bu bunu götürür. 3B eşittir 60. B ne çıkacak? 20. 20 olan B'dir. Yani Seda'nın yaşı. Neyi soruyor? Eda'nın bugünkü yaşı kaçtır? Tamam. B 20 mi? A ile 20'yi toplayınca 64 yapmıyor mu? Demek ki A da 44. Burada yapıştır. A yani Eda'nın yaşı da 44 olacak. Toplamlar 64. Sağladı mı? Sağladı hocam. Güzel. Yazın hemen çözümünü lütfen kağıda yazın. Çünkü yazan çizen kazanır biliyorsunuz arkadaşlar. Kim yazarsa o kazanır. Pardon şu soru yukarı çıkmıyormuş. Biraz yakınlaştıralım. Gel bakalım buraya küçük şey. Şimdi demiş ki Ateş, Berke ve Ceren'in bugünkü yaşları toplamı 80'dir. Hemen diyorum ki tablonu yap. Hiçbir şey bilmiyorsan Ateş, Beren ve Berke ve Ceren. <laughs> Beren diyorum. Ee, bu A yaşında, bu B yaşında, bu C yaşında olsun. İlk kesin bilgi yaşları toplamı 80. A artı B artı C ne olacak? 80. Tamam bu kenarda kalsın. Ateş Ceren'in bugün yaşına geldiğinde Ceren'in yaşı Berk'in yaşının yarısına olacak. Bir, de, bir dakika. Ateş Ceren'in yaşına gelecek ya. Diğerleri de büyüyecek. Ateş sen Ceren'in yaşı olan B'ye bir gel bakalım. A pardon Ceren'in yaşı olan C'ye bir gel bakalım. Büyüdü. Peki kaç yıl geçti? Hocam büyükten küçüğü çıkarın. C eksi A yıl geçti. Bu geçen yıl hepsi için geçer. Bu da o kadar büyür. Bu da C eksi A büyür. C eksi A eklersem ne olur? B artı C eksi A olur. Bu da C eksi A yıl büyür. Yani 2 C eksi A olur. Hepsine C eksi A'yı ekledim bak. Bu yılı buna da buna da ekledim. Böylece hepsinin yeni yaşları ortaya çıktı. Alttaki yeni yaşları. Bu durumda Ceren'in yaşı Berk'in yaşının yarısı olacak. Yeni Ceren'in yeni yaşı olan bu Berk'in yaşının B artı C eksi A'nın yarısı olacakmış. Bu 2'yi karşıya çarpı olarak at. 4C eksi 2A eşittir. B artı C eksi A. Buradan şöyle bir düzenleme yapabilirsin. Nasıl hocam? Bu C'yi buraya at. 3C. Eksi 2A'yı artı 2A yat. B artı A olur. Güzel. Buradan da ikinci bilgiye ulaştık. Bana Ceren'in bugünkü yaşını soruyor. Gel. Bak gel. A artı B'nin ben artık C türünden değerini buldum. A artı B ye yerine götür 3C ye yaz. Gel buraya. A artı B ye yerine 3C ye yaz. Bunun değeri çünkü 3C'miş. Bunun yerine 3C yazarsan e 1C de burada var. 4C. 4 tane C değeri sağdaki 80 e eşit. Bir tane C değerinin olur 20. 1C Ceren'de. Ceren 20 yaşında. Çok güzel bir soru ya. Çok zevkli. Yaşın bu soruları çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten bana zevk veriyor. Keyif veriyor. 4 4 4 4 gelsin. 1992 yılında Özlem'in yaşı 15 1995 yılında ise Özlem ile Nida'nın yaşları toplamı 39'dur Çok kolay bir soru Çok kolay ya niye 1995 yaz Şimdi 1992'de bizim Özlem burada 15 yaşındaymış e 95'te 3 yıl geçmiş 18 yaşında olur Özlem Gelelim Nida'ya Nida'nın buradaki yaşını bilmiyorum ama Buradaki yaşıyla beraber toplandığı zaman Özlem ile Nida'nın yaşları toplamı 39 değil mi? bundan toplam 39 olacağına göre burada 18 ise buna ne kaldı? 21. Demek ki Nida 1995'te 21 yaşında. Güzel bilgi. 2023 yılında Nida kaç yaşında olur? 2023. Şimdi soruyorum. Buradan buraya kaç yıl geçiyor? 28 yıl. Artı 28 yıl geçti. O zaman 21'e 28 ekle. 49 yaşında olur bizim Nida'mız yapıştır. Güzel. Basit. Bence şık. Bence kolay. 5'e geliyorum. Tahsin'in bugünkü yaşı iki basamaklı AB doğal sayısına, oğlunun bugünkü yaşı iki basamaklı BA doğal sayısına eşittir. Şuraları sil, buraları zaten bir önceki dersten yapmıştık. Hemen tablo yap. Çünkü tabloyla gözüne, beynine göster. Tahsin, oğlu. Bu AB iki basamaklı sayısı yaşında, bu BA iki basamaklı sayısı yaşında. 3 yıl önce Tahsin'in yaşı AB 3. Oğlunun yaşının 4 katı olduğuna göre, oğlunun yaşı 3 yıl önce nedir? B A şey, B -A 4. Şimdi pardon 3 ya 4 nerede çıktı? Şimdi 3 yıl geri gidiyorum ya. Bunda da 3 yıl geri gidiyorum. Bunda da 3 yıl geri gidiyorum. Tamam. 3 yıl önce Tahsin'in yaşı oğlunun yaşının 4 katı olduğuna göre. Şuradaki 4 katından dolayı bu x4 yapıyordum az kalsın. Şimdi 3 yıl önceki yaşlarını buldum. Bu yaş bunun 4 katıymış. Tamam. Diyorum ki ab-3 eşit olacak 4 katı ba-3'ün. Şimdi diyeceksin ki hocam ab-ba 2 B, B, A, basamak sayılar diyorsa çözümleyin lütfen. Tamam çözümleyelim. Bu 10A artı B diye çözümlenir. AB. Eksi 3 var. Şimdi bu nedir? 10B artı A. O 10B'yi 4 ile de çarptığım zaman 40B yapar. O A'yı 4 ile de çarptığım zaman 4A yapar. Tabii ki bu 4'ü bununla da çarpacaksın. Eksi 12. Bak bazı ki hocam ben anlamadım. Yavrum bak 4 çarpı. 10B nedir? Şey. B A, 2 basamak nasıl çözümlenir? 10 B artı A diye çözümlenir. Bir de eksi 3 var. Bunu bununla da çarptım, bununla da çarptım, bununla da çarptım yani. Tamam. Şimdi burada ne olacak? Şöyle biraz aşağı kaysın. Hocam diyeceksin. 4 a'yı karşıya atıyoruz. 6 a yapar. B'yi bu tarafa atıyoruz. 39 b yapar. Eksi 3 artı 3 diye atalım. Eksi 9 yapar. Şimdi bana öyle bir a b rakamı uyduracaksın ki bu eşitliği sağlayacak. Zaten 15 tane 20 tane yoktur. Bir tane vardır. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Ya diyorum bu 1 olsa 39 olur. 39 çarpı 1 39. 9 çıkar. Sağ taraf 30 oldu. Sol tarafın 30 olması için bunda 5 olması lazım. 6 kere 5 30. Bitti. Başka bir şey olamaz. Bak B'yi 2 seç. 2 kere 39 ne yapar? 78. 9 çıkar. 69 mu ne? Fark etmez. 6 ile çarpılınca bir rakam o kadar büyüyemez. A en fazla 9 olur zaten. Bunlar iki basamak sayı olduğu için bunların her biri en fazla rakamdır. 9'dur. Dolayısıyla en fazla 9 kere 6 54 yapar. Oralara ulaşamaz yani. Tamam mı? Dolayısıyla 2 olmuyor. Daha sonrası da olmuyor. Sıfır koyarsan da olmuyor. Bir tek yol var bu. Tahsin kaç yaşındadır? Tahsin AB yaşındaydı. A5, B1 olduğu için Tahsinciğimiz he? Tahsin kaç yaşındadır? AB yaşındaydı. 51 oluyor. E, 9, 6, 3, 5, 30 Evet Tahsin 51 yaşında oluyor. Ben neyi hata yaptım? Tahsin... Yaşı oğlanın yaşının dört kat olduğuna göre oğlu da... Ha pardon pardon. Soruyu yanlış hakemiş. Tahsin'i bugünkü yaşını sormuyor. Oğlu doğduğunda Tahsin kaç yaşındadır diyor. Bak Tahsin bugün AB yaşında. Oğlu BA yaşında yani 15 yaşında. 15 yıl geri git. 15 yıl geri gidersen bu doğmuş olur. 15 yıl geri gidersen 15 çıkar buradan 36. 36 yaşında olur. 41 51 doğru. Aha burada. Oğlu doğduğunda Tahsinciğimiz 36 yaşındaymış. Demek ki neymiş? soru kökünü doğru okuyacağız. Benim gibi eksik okursanız böyle kalırsınız. Geldik 6'ya. Bugünkü yaşların toplamı 75 olan Esma, Nihal ve Sedef'in yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Esma. Hemen tablomu yapıyorum. Nihal, Sedef. Yaşları toplamı 75. Hiçbir şey bilmiyorsam bunlara ABC yaşında der ve kenara not alırım. A artı B artı C 75. Bu burada dursun bakalım. Esma Nihal'in yaşındayken geri gitmiş. Eskilerden bahsediyor. Bir dakika arkadaşlar. He, şunu dokunmatiğini kapatmamışım. O yüzden bu abidik kubidik hareketler yapıyor. Tabletin şimdi ayarını buldum. Şimdi Esma Nihal'in yaşındayken eskiden Nihal de Sedef'in yaşındaydı. Aslında şurada bir şey unutmuşum arkadaşlar. Sedef'in şimdiki yaşındaydı diyecektim. Bu kelimeyi unutmuşum. Eğer sizde yazmıyorsa şimdi yaşında olduğunu düzeltelim. Şimdi diyorum ki Esma Nihal'in yaşındayken. Esma Nihal'in yaşında yani B yaşındayken. Bu yaş daha küçük. Önceye gitmişim. Hangisi daha büyük? A. Demek ki A eksi B yıl önce. Eskiden. Geriye gittim. O zaman bu B'den de A eksi B'yi çıkarıyorum. Geri gittiğim için. B'den A eksi B'yi çıkarırsan. B'den bak çıkarıyorum. A eksi B'yi. Ne olur? B eksi A artı B olur. Bu bununla çarpınca bunun artı olur. Yani 2B A. Bu 2B eksi A yaşında oluyor. Tamam. Esma Nihal'in yaşındayken Nihal de Sedef'in şimdiki yaşındaydı. Hmm. Esma Nihal yaşına toplam 4'ü Sedef'in yaşına eşittir. Tamam, tamam. Şimdi. Hatta bunda da geri gidelim. C'den de A eksi B'yi çıkaralım. C eksi A artı B yapar. Hemen bunu eksiyle çarptım. Şimdi diyor ki Esma Nihal'in yaşındayken Nihal de Sedef'in şimdiki yaşındaydı. Yani o zamanlarda Nihal de Sedef'in şimdiki yaşındaydı. Buradan şunu anlarım. Hemen 2B eksi A eşittir C ise 2B eşittir A artı C. Bak hiçbir şey bilmiyorsan gel buraya. A ve C yerine bunların toplamı yerine ne yazacaksın? 2B. 1B de burada var. 3B. 3B 75 olur. 3B 75 ise 1B ne yapar? 1B 25 duracağım. Bravo. Bir tane B 25 bulduk. Güzel. Şimdi gel. Esma ile Nihal'in yaşları toplamının dörtte biri Sedef'in yaşına eşittir. Esma ve Nihal'in yaşlarının toplamının dörtte biri Selef'in yaşına eşittir. Bu dördü karşıya at ne olur? 4C olur. At dördü buradan silebilirsin. A artı B eşitmiş 4C ye. Şimdi gel burada tekrar hani şu vardı ya A artı B artı C eşittir 75. Bu sefer A ve B'nin yerine 4C yazıyorsun. 1C de burada var 5C. 5C 75 ise bir tane C ne yapar? Hocam 15. Bravo. Bu kadar. C 15 buldum, B'ye 25 buldum. Esma'nın yaşını soruyor, A'yı soruyor. Hiçbirini sormuyormuş, tamam? Ya bunların zaten toplamı 75 değil mi? Yani A artı B artı C 75 olduğuna göre, bir tanesi 15, bir tanesi 25, topla 40. Buna ne kalır? 30. Yok pardon. Ee, 25, 30, 40, buna 35 kalır. Pardon. Esma da 35 yaşında oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Gelsin 7. Soru. Yazalım. Şunu unutmuşum kusura bakmayın. Yani bunu bir tavsiye var. Şimdiki kelimesini eklemeyi unutmuşum. Ee, bu önemli bir tavsiye yoksa çözemezdik arkadaşlar. Durdurduğunuz videoyu yazdığınız çözümü geldim buraya. Bir babanın bugünkü yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 3 katının 2 fazlasını eşittir. Baba 3Ç. 3 çok önemli. Neden? Yıllar geçtikçe yaşların toplamı daha fazla artıyor. Burası önemli. Şimdi 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katının 2 fazlası ya. Çocukların yaşları toplamı x olsun. Babanın yaşı 3 katının 2 fazlası olduğu için 3x artı 2 olur. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. 3 yıl sonra babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 2 katına eşit olacak. Bak 3 yıl geçti mi? Baba ne olur? 3x, 3 ekle, 3x artı 5. Çocuklar ne olur? x artı 9. 3 deme sakın. 3 tane velet var. Her biri 3 yaş büyür. Yaşları toplamı 9 artar. Heh zaten zurnanın zırt dediği yer burası. 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katına eşit olacak. Bu babanın yaşı. Bu babanın yaşı eşit olacak. Çocukların yaşları toplamının 2 katı. Denklem bu kadar basit. Hemen bununla bunu çarpıyorum. Diyorum ki 3x artı 5 eşittir. 2x artı 18. 18. Hemen diyorum ki buraya atıyorum x. Buraya atıyorum 13. X 13 çıktı. Babanın bugünkü yaşı kaçtır? X 13 gel burada x yerine yani 13 yaz yani. Ne yapacaksın? 3 çarpı 13 ne yapar? 39. 2 daha ekle 41. Yapıştır. Baba bugün 41 yaşında. Çünkü ben buraya hep bugünkü yaşlarını yazarım. Güzel. 8 gelsin. Süleyman'ın iki çocuğu vardır. Allah bağışlasın. Süleyman. Küçük çocuğuyla Süleyman'ın bugünkü yaşları toplamı büyük çocuğunun bugünkü Şimdi küçük çocuk KÇ büyük çocuk büyük Ç diyelim. Tamam küçük çocuğuyla Süleyman'ın bugünkü yaşları toplamı. Tamam anladım. Bunları A, B, C diye harf vereceğim. Tamam. A ile B'nin toplamı yani. Büyük çocuğun bugünkü yaşının 4 katına eşittir. Eşittir 4C. Güzel. Sonra Süleyman ile büyük çocuğun bugünkü yaşları toplamı 63'tür. Yani A artı C eşittir 63. Peki. İki çocuğun bugünkü yaşlar toplamı 27'dir. Yani B artı C eşittir 27. Ben hiçbir şey bilmiyorsan şu mavileri topla alt alta. A artı B artı A artı B artı ne yapar? 2C. Burayı da toplarsa ne yapar? 90. Şimdi gel. Bu iki denklemden ne görüyorsun? Ne görmeliyim hocam? Ya A artı B yerine 4C yaz ya. Gel buraya A artı B yerine 4C yaz. 4C yazdın 2C de burada var. 6C. Bunu söyle işte 6C 90 ise böyle 6'ya bir tane C15'tir ya. Tabii ya bunu anlatıyor işte. Süleyman bugün kaç yaşındadır? Ben C15 buldum daha bir dakika soru bitmemiş. Tamam C 15 ise gel buraya 15 yaz. Süleyman Aydı ya. 15 yaz. A artı C 63 ya. A artı 15 63 at karşıya. Ee, 50 48 mi yapıyor işte? 48 aynı. A'ya da 48 kalır. 48 15 tane yapar. Bak 50 63. Bingo. Doğru. Geç 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 geç, geç. sıradaki gelsin. Oo bu soru fantastik ve bombastik. Gülçin öğretmenin yaşı sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamının 1 bölü 5'idir. Gülçin sınıf. Bütün sınıfın toplamı. Sınıfın 5'te biridir. Şöyle yapabilirsin. Sınıfa 5x deyip Gülçin'e 1x diyebilirsin. Daha kolay. 5x'in 1 bölü 5'ini bulmak kolay. 3 sene sonra. Peki sınıfta kaç kişi var? Unutma. A kişi olsun sınıfta da. A kadar kişi var. 5 kişi, 7 kişi. O da A kişi diyorum. 3 sene sonra sınıftaki çocukların yaşları toplamı Gülçin'in yaşının toplamı 8 kat oluyor. Şimdi gelin 3 sene geçsin. Artı 3 yıl. Bunda geçtiği zaman bunun yaşı ne olur? X artı 3. Peki 3 yıl burada geçerse ne olur? Hocam A kadar kişi olsun her biri için 3 yaş geçer 3 A kadar artar. Yaşlar toplamı 5x artı 3A olur. Bravo. İşte bu durumda sınıfın yaşları toplamı Gülçin'in yaşının 8 katı oluyormuş. He, bu durumda Gülçin'in 8 katı sınıfın yeni yaşlar toplamına eşit oluyor. Yani 8 çarpı x artı 3 eşittir bütün sınıfa yeni sınıfa. Sınıfın yeni yaş toplamı. He. Bazen cümleleri yanlış kuruyorum siz beni anlıyorsunuz. Çarpalım. 8x artı 24 eşittir 5x artı 3a. E hocam at bunu karşıya. 3x artı 24 eşittir 3a olur. Her yeri 3'e böl. Bu a olur. Bu x olur. Bu 8 olur. A dediğim şey x artı 8'miş. Kenarda kalsın. Sonra bu 3 yıl içinde Gülçin öğretmenin yaşı 1 bölü 10 oranında artarken sınıfa yeni bir öğrenci gelmemiş ve hiçbir öğrenci sınıftan ayrılmamıştır. Bak Gülçin'in yaşı 1 bölü 10 oranında artıyormuş. Aslında şu artan 3 yıl var ya 1 bölü 10'uymuş x'i. x ne ola ki 1 bölü 10'u 3 olsun? Bravo 30. x ancak 30 olacak ki 30'un 1 bölü 10'u 3 artacak ve yaş 33 olacak. Bravo. O zaman x'i 30 bulduğuma göre 30 bulduğuma göre 30 artı 8 38. A sayısı 38'dir. A sayısı neydi? Sınıf mevcudu. Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? 38 bu kadar. Güzel mi? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Beğendik hocam. Gelsin o zaman sıradaki. 20 kişinin bulunduğu bir iş yerinde kadın çalışanların yaş ortalaması 36'dır. Şimdi kadınların yaş toplamını buraya K, T diyorum. Kadınların yaş toplamı bölü. Kadın sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman şöyle bir şey Kadın, erkek, x tane kadın olsun. Toplam 20 kişi ya. 20 eksi x tane de erkek olsun. Kadınlar x kişiydi değil mi? Kadınların yaşları toplamını kişi sayısına bölersem yaşların ortalaması ortaya çıkar. 36. O O x at karşıya kadınların yaş toplamı eşittir 36 x olsun. Tamam bu kenarda dursun. Tamam kadınların yaşları toplamı 36 x aklında tut. Bu iş yerinde iki erkek çalışan işten ayrılırken yaşların ortalama yaşların toplamı 86 olan 3 kadın işe başlıyor. Aa bir dakika kadınların yaşları toplamı ne oldu artık? 36 x'ti artı 3 kişi daha geldi ve bunlar 86 yaşında artı 86. Bu kadınların yaşları toplamı. Bölü. Kaç kadın oldu? Eskiden x kadın vardı. 3 kadın daha geldi. x artı 3. Buna bölersen bu bana yeni ortalamayı verir. Ve soruya dikkat et. Son durumda kadın çalışanların yaş ortalaması 34 olduğuna göre. <laughs> Boşuna hazırlamadım ben onu. 34 olduğuna göre kaç erkek var? Bak kadınların yaşları toplamını yeni kadın sayısına böldüm ve yaş ortalaması 34 yaptım. Bunu karşıya çarpı olarak at. 36x artı 86 eşittir 34x ile çarp 34x 34'ü 3 ile çarpmayı unutma sakın. Hocam 102 bravo. Bu 34 at 36'tan çıkar 2x 86 at 14 16 2'ye böl x 8 x 8. Şimdi bak soru bana neyi verdi x 8 20 x 8 ne yapar 12 demek ki en başta 8 kadın 12 erkek varmış. Son durumda kaç erkek çalışan kalmıştır arkadaşlar 2 erkek gitmişti. 12'den 2 çıkar. Son durumda 10 erkek kaldı. Yapıştır. Bak birçoğunuz buna gidersiniz. Buna atlarsınız. Yapmayın. Yapmayın. 12 bulduğun diye erkekler 12 yapma. Son durumda kaç erkek çalışan vardı diyor. 2 tanesi gitmişti. Bunu unutma sakın. Ya. Yeah. Bu da dikkat sorusuydu. 2019 yılında her biri 15 yaşında olan bir grup öğrenci için Dolmabahçe Sarayı'na gezi düzenlenmiş. Benim elimde kaç tane öğrenci olsun? X tane velet var. X tane öğrenci. Küçük öğrenci düşünüyorum ben bunları. O yüzden velet diyorum. Kusura bakmayın. Size demiyorum yoksa. Yoksa. Öğrenci. Bunlar ilkokul bebesi tamam mı? 11 tane öğrenci 2019 yılında gitmişler Topkapı Sarayı'nı mı? Dolmabahçe Sarayı'nı gezmeye gidiyorlar. Tamam. Şimdi e, buraya da ne yazayım? Ya da şöyle dur. Nasıl bir tablo yapacağım? Dur önce bir soruyu okuyayım. Öğrencilere saraya gezen rehber bu sarayın yaşı hepinizin yaşları toplamı eşittir. Ve 2023 yılında hepinizin yaşları toplam bu sarayın yaşının 60 fazla olacaktır demiş. Tamam. Şimdi saray. Veletler. 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 Şimdi veletler x kişi. Her biri 11 yaşında olduğuna göre yaşlar toplamı 11 x'tir. Sarayın da yaşı 11 x'tir. Eşitmiş. Bu ne zaman oluyor? 2019 yılında. Tablo bu. Yaşlar eşit. Güzel. Rehber demiş ki 2023 yılında kaç yıl sonra yani 4 yıl sonra. He, 4 yıl sonra işin rengi değişiyor. 4 yıl sonra e, hepinizin yaşları toplamı sarayın yaşından 60 fazla olacaktır. Şimdi 4 yıl geçerse saray zaten tek başına bir şey. 4 yaş büyür. Ama veletler 11x'e her biri 4 yaş büyür. X kişi var 4x büyüme olur. Güzel. Ve bu yeni yaş çocukların yeni yaşları. Sarayın yaşına 60 fazla olacak. Ha, saraya 60 ekliyorum. 11x artı 64 64 ekliyorum. Çocukların yaşı. a 15x yapıyor zaten. 15x yapıyor. 11x at bu tarafa çıkar. Ee, 4x eşittir 64. 4'e böl. Ee, 16. Demek ki 16 tane çocuk var. Dolma bahçe sarayı kaç yılında yapılmış? <laughs> Allah'ım ne güzel. X'i bulmuştum 16 çocuk diye. Çocukları sorsaydık keşke. Saray ne zaman yapılmış? Gel. Bak onu da bulayım. X16 mı? Burada sarayın yaşını bul. 2019 yaşındaki yaşı nedir? Hocam 11 çarpı 11 çarpı X yani 16'dır. 11 ile 16'yı çarparsan 176 saray 176 yaşındadır bu tarihte. Güzel. Ee, Dolma Bahçesi Sarayı kaç yılında yapılmış? Şimdi 2019'da 176 yaşındaysa 176'yı çıkarırım 2019'dan. 3 11'den çıkardım. 4 19'dan çıkardım. 8, 1843 yapıştır burada. Bu tarihte saray yapılmıştır. Sarayın doğum tarihi hayırlı olsun. 11. abi ne miydi? Dur cevap anahtarına bakayım. Aynen doğruymuş tamam. Güzel. Bu da güzel. İyi değil mi bu soruda? Bence şık. Bence güzel. Bence gayet hoş. 12'ye gelelim. Geliyoruz. Bakalım bunu kim yaptı? Bunu yapanlar bu arada King'dir söyleyeyim. Çok zor değil ama dikkat istiyor. Nisa kedisinin doğum yılını soran arkadaşına 2018 yılında kedimin yaşı benim bugünkü yaşımın 1 bölü 8'ine eşittir. Şimdi şöyle yapayım. Kedi Nisa 2020 yılında kedimin yaşı senin bugünkü yaşının 1 bölü 5'ine eşittir. Arkadaşı sormuş. Bu da arkadaşı olsun. Tamam. 2002 yılında kedimin yaşı benim ve senin bugünkü yaşları toplam birbirisine eşit olacaktır. Nisa kaç yılında doğmuş? Şimdi bak. 2018'den bahsediyoruz. Kedimin yaşı benim bugünkü yaşımın 1 bölü 8'ine eşittir. Demek ki Nisa'nın yaşı 8x olsa kedisi x olsun. Temiz iş yapalım. Tamam. 2020 yılında 2020 yılında kaç yıl geçti? 2 yıl. Bak hepsine 2 ekle. x artı 2 yaşında olur. 8x artı 2 yaşında olur. 2020 yılında kedimin yaşı senin bugünkü yaşının 1 bölü 5'ine eşittir. Aha senin bugünkü yaşının 1 bölü 5'ine eşitmiş. Bu arkadaşına söylüyor. Diyelim o gün arkadaşı Y yaşında olsa olsun onun 1 bölü 5'i kedinin 2022 yılındaki yaşıdır. Yani Y'nin 1 bölü 5'i kedinin 2020 yılındaki yaşına eşittir. 5'i at karşıya Y ne olur? 5x artı 10. Doğru mu? 5x artı 10. Y'yi sil o zaman 5x artı 10 yaz. Niye uğraşıyorsun ki? Y nedir Allah'ın sesi. Bak çok güzel. O zaman 2 yıl geçmişti ya 2018'den 2020'ye. Buna da 2 ekle. 5x artı 12 yaşında olur. Arkadaşı da 2020 yılında. 2022 yılında diyor. O yılı artırıyorum 2022. Kaç yıl geçti? 2 yıl. Bunlara da 2 ekle. Bu artık x artı 4 olur. Bu 8x artı 4 olur. Bu 5x artı 14 olur. Hepsinin yeni yaşında buluyorum. 2022 yılında kedimin yaşı benim ve senin bugünkü yaşları toplam 1 eşit olacak. Tamam ikisinin yaşını toplayalım. Benim ve senin yaş toplamı ne yapar? 13x 13x artı 18. Bunun 1 bölü 7'sine eşit olacak kedimin yaşı. Kedinin yaşı kaç? x artı 4. Oldu mu? Oldu. 7'yi at karşıya. 7x artı 28. İnşallah çıkar. Şu an garip bir yere gidiyor sanki. 13x artı 18. 7x attım. Ee, 6x eşittir. Ee, 10. Evet garip bir yere gitti. 6x 10 çıktı. Ulan kedi kaç yaşında? Nisan'ın Nisan'ın kedisi kaç yılında doğmuştur? Yapma Nisa, yapma bunu. Biz bir dakika, şurada yanlış bir şey mi yaptık? 13, 18. Ee, benim ve senin yaşları toplamının bir bölü eşit olacaktır. 7'ye böldük. Kedinin olarak yaşı bu. 7 x 4, 28. 6x olur, 10 olur. Her şeyi baştan kontrol ediyorum. 2018 yılında kedimin yaşı benim bugünkü yaşımın 1 bölü 8'ine eşittir. x 8 x. 2020 yılında kedimin yaşı benim yaşı senin bugünkü yaşının 1 bölü eş, 5'ine eşittir. 5 ile çarptım. 5 x artı 10. Tamam. Senin bugün yaşının 1 bölü 5'ine eşit oldu. Tamam 5 ile çarptım. x artı 2. 5 x artı 10. 2022 yılında 2 yıl daha geçti. 2 yıl ekledin. 2 yıl ekledin. 2 yıl ekledin. Kedimin yaşı benim ve senin bugünkü yaşının toplamının 1 bölü 7'sine eşit olur. İkimizin yaşı 13 x artı 14 şey 13x artı 18 7 e, 1 7 kere 4 28 ya nerede hata yapıyorum Nisan'ın kedisi kaç yılında doğmuştur ulan kedi kaç yılında doğdun sen 18 18 18 bir şey yanlış yapıyorum ama neyi ya bir dakika bekleyin Baştan yapayım mı? He? Bana bir hak verir misiniz? Baştan yapmak istiyorum. Hayır baştan yapacağım tamam. Bak. Bak. Soruyu diyelim benim gibi yaptın çözemedin. Tamam mı? Bir kere üstünden kontrol et. Bulamadın mı hatanı? Baştan çöz. Ben de şimdi yapamadım ya kıvırıyorum. Şimdi dur yapacağım. Telaş yok. Olabilir. Hoca bu yapamaz. O da o an görememiş olabilir. Baştan. 2018 yılında kedimin yaşı benim bugünkü yaşımın 1 bölü 8'ine eşittir x x bölü 8 olsun. Kesirlerle gideyim belki işlemi daha rahat görürüm. 2020 yılında 2 yıl geçtiğinde kedimin yaşı senin bugünkü yaşının 1 bölü 5'inde eşit olacak. 2020 yılı 2018'den 2020'ye 2 yıl geçti. Evet 2 yıl sonra kedinin yaşı bu olur. Ee, bu olur. Senin yaşında y olsun. Senin yaşının 1 bölü 5'ine eşittir. y bölü 5 eşittir. x bölü 8 artı 2. 5'i at karşıya. Ya da buradan bir denklem çıkar. Bunu at buraya bak. Y bölü 5 eksi x bölü 8 eşittir 2. Bunu 8 ile genişlet. Bunu 5 ile genişlet. 8y eksi 5x bölü 40 eşittir 2. Hatta bölü 40'ı at karşıya. Eşittir 80. Hadi bakalım. X, Y ile ilgili denklem bulayım. Buldum. 2020 yılında kedimin yaşı. Kedimin yaşı 2020 yılında X bölü 8 artı 4 olacak. Çünkü ikişer yıl ikişer yıl gidiyor. Biraz önce gösterdim. 2 yıl buraya 2 yıl buraya şu 2000 yıl kelimin yaşı benim ve senin bugün a benim ve senin bugünkü yaşlarımızın toplamının diyor ay ay benim ve senin bugünkü yaşlarımızın toplamını yani x artı y'nin 7 de biriymiş x bölü 8 artı 4 biraz önce hatayı orada yapmışım ya buldum neyse artık geriye dönmeyeceğim hatayı buldum soruyu yanlış okumuşum Şimdi burada ne yapıyorum? Çok basit. Burada bir denklem kurmaya çalışıyorum. Ee, ne yapacağım? Şöyle. Diyorum ki 7'yi karşıya at. X artı Y eşittir. 7X bölü 8 artı 7 ile 4'e çarp 28. Tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle yapalım. 7 bölü 8'i X'i at buraya. X'ten çıkar. X bölü 8 kalır. Artı Y. Sağ tarafta da ne kaldı? 28. Bu da ikinci denklem. Tamam. Gel birinci ile ikinciyi buraya yazıyorum. Birinci denklemim 8y eksi 5x eşittir 80. İkinci denklemi yazarken diyorum ki ya neleri kaybedeyim? Aşağıdakini bunu eksi 8 ile çarpayım. Niye biliyor musun? Eksi 8y artı 8y birbirini götürsün. Buradan yola çıkıyorum. Eksi 8 ile çarparsam eksi x olur. Eksi 8y olur. Eksi 8 ile 28 çarp. 8 kere 8 64. 4 elde var 6. 8 kere 2 16. 6 da burada ne yapar? 22. Tamam. Tabi bunun önünde eksi var. Alt alta toplarsan bunlar birbirini götürür. Eksi 6x kalır. Eksi 6x burası ne yapar? 80. Ee, 144. Eksi 144 yapar. Zaten eksi eksi artı yapacak. 6'ya böl. Hemen kenarda 144'ü 6'ya bölü. Al 2 kere al. 12. 2, 4. 4. X 24 çıktı. X eşittir 24. Ben x 24 buldum x 24 ise 24 bölü 8 kedisi 3 yaşındadır. Ne zaman? 2018'de. 2018'de kedisi 3 yaşında. Kedi ne zaman doğmuş? 2018'den 3 günü 2015. Yapıştır. Ya uf. Biraz önce şurada hata yapmışım. Benim ve senin bugünkü yaşları toplamını bir bölü yetiştirir diyor. Halbuki ben ne yapıyordum? 2022 yılındaki yaşlarının 1 bölüye yapmaya çalışıyordum. olmadı işte. Demek ki doğru okumak lazım. Doğru okumazsak doğru çözemeyiz. Zaten çok bağlantılı ve mantıklı konuştum. Evet bunu da çözümünü yazın. Biraz önceki şekilde de yapabilirsiniz. Ben sadece orada e, x artı y bölü 7 yapacaktım. Yani y yerine de başka bir şey bulmuştuk zaten. E, 5x artı 10 mu ne bulmuştum? x artı 5x artı 10 bölü 7 eşittir kedinin o zamanki yaşı yapacaktım. Orada bir kafa karışıklığı oldu. Fark etmez. Neyse ama diyorum ya bir öğretmenin hata yaptığında ne yaptığını gördünüz. Bu çok önemli. Bir kere baştan çöz şey baştan süzerek çözmeye çalıştım. Olmayınca sildim. Bir daha baştan çözdüm. Evet arkadaşlar tik atalım. Aa tik atmayı unuttum gel. Gel 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 tik atacağız. Tik atacağız. 10. gün. Aa bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyin yarısı biterse tamamı da biter arkadaşlar. Bugün yarısını bitirmiş oluyoruz. Hadi bismillah. Düşün düşün düşün. Yarısı bitti. Burası finito. Finito finito. Finito finito. Kaldı bu yarısı. Bunu da bitirdik mi? Bitti. Bak Yarısı yukarı çıkmak gibidir. Diğer yarısı aşağı inmek gibidir. O yüzden ikinci yarı inşallah daha güzel, daha dinamik olacak. Isınmış olduğunuz problemleri mantığını anlamış, bakış açısı kazanmış olduğunuz. Bir sonraki ders görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.